Salü Dömek, yağmurlu bir Paris gününden merhabalar arkadaşlar. Yağmur planda yoktu, şansımıza yağdı. Neyse ki bugünkü vlogumuzu dışarıda değildi, içeride bir yerde çekeceğiz. Şu an kütüphaneye gidiyoruz. Kameraları kapatıyorum, kütüphanede açacağım çünkü yağmur çok hızlanıyor. Bu arada Paris'teki ilk yağmurlu vlogumuz bu. Kütüphaneye çok yaklaştık arkadaşlar. Kütüphane hemen Pantheon'un yanında bulunuyor. Peki Pantheon nedir? Burası aslında bir anıt, mezar anıtı. Fakat ilk önce kilise olarak yaptırılıyor 15. Kral Louis tarafından. Ama Fransız ihtilalinden sonra yeni gelen hükümet buranın kilise olmasını kabul etmiyor. Entelektüel Fransızların kalabileceği bir mezar anıtına çeviriyor. Burada Emile Zola'nın, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, ondan sonra Marie Curie gibi isimlerin mezarları bulunuyor. Aynı zamanda fizikçi Léon Foucault burada bir deney yapıyor sarkaçıyla. Hatta fizikle ilgilenenleriniz varsa aranızda bilirler Foucault sarkaçı diye. Dünyanın yuvarlak olduğu ilk kez burada kanıtlanıyor arkadaşlar. Foucault yaptığı deneyle dünyanın yuvarlak olduğunu Pantheon'da ispatlıyor. O sırada kütüphaneye de geldik arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi Pantheon'un karşısında bulunuyor. Bibliothèque Sainte-Geneviève Kütüphanesi. Burada arkadaşlar Ecole Polytechnique bulunuyor aynı zamanda. Sorbonne'un birkaç üniversitesi de var burada. Yani burası tam bir kampüs gibi aslında. Pantheon'un, bibliotekin olduğu yer. Şimdi biblioteke gireceğiz. Randevuma 20 dakika var ama bu yağmuru görüp herhalde beni alırlar diye düşünüyorum. Bakalım.
Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kütüphaneden çıkış yaptık. Şu an Pantheon'un önündeyim. Bence güzel bir kütüphane turu oldu. Konuşamadım ama haliyle güzelce gezdik diye düşünüyorum. Her yerini gösterdim. Zaten şu an ana salon kullanımı açık sadece. Bir de böyle birkaç kitap sergisi yapmışlardı. Onları da sizlerle paylaştım. Şimdi Pantheon'un önünde güzel bir sergi var. Burada birkaç tablo getirmişler. Onları da göstereyim sizlere. Sonra günü güzelce bitirelim. Pantheon tüm heybetiyle burada duruyor. Evet, burada uzayı simgeleyen bir tablo. Pour la première fois. Bakalım. Evet, burada da değişik değişik gördüğünüz gibi tablolar bulunmakta. Tabii bu tablolar kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar. Herkesin yorum gücü farklı, yorumlama tekniği farklı. Zaten sanatın da güzel yanı bence burada yatıyor. Gördüğünüz bir tablo, dinlediğiniz bir şarkı, baktığınız bir heykel herkese farklı şeyler anlatıyor ve farklı şeyler simgeliyor bence. Ben böyle düşünüyorum. Evet, bakın bu güzelmiş. Mesela ben burada sonsuzluğu görüyorum. Hani sürekli yineleyen aynı katlar, bir sonsuzluk var gibi. Siz daha farklı şeyler düşünebilirsiniz elbette. Şuradakilere de gidelim. Evet, bu da benim için yalnızlığı simgeliyor. Sizin yorumunuzda. Yorum kısmına yazabilirsiniz bu arada yorumları. Kütüphane nasıldı? Tablolar nasıl? Evet, mutluluk. Mutlu bir adam. Yalnızlıktan mutlu. Doğayla iç içe. Mesela burada şunu gördüm ben. Karanlığın içerisinde aslında renkli bir hayat var. Ve o renkli hayatı görmeliyiz. Bakın burada çocuk da dürbünle bakıyor. O renkli hayatı yakalamaya çalışıyor bence. Ben böyle düşünüyorum. Evet, tablo turumuz da bitti arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Pantheon'dan sizlere selamlar. Paris'ten en içten dileklerimi gönderiyorum. Lütfen abone olmayı, beni arkadaşlarınıza önermeyi ve videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Evet, videoyu buraya kadar izleyenler için ufak bir sürpriz. Eyfel Kulesi manzarasıyla hepinize veda ediyorum. Ha, edemedik, otobüs girdi. Ha, tamamdır. Şimdi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.